Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şeytan bizi neden ve nasıl aldatıyor? İki tane etken var bizi hakkını ayıran, ayırmaya çalışan. Şeytan ve nefsimiz. Bu akşam konumuz inşallah yalnız şeytan bölümü. Önce şuna bakalım. Şeytan bizi neye aldatmaya çalışıyor acaba? Ne yararı var bundan şeytanın? Araf 12'de Mevla buyuruyor. Rahim. Kâle mâ men iz emertük. Kâle Allah-u Teala buyurdu şeytana. Mâ mena'ake. Mâ isim mevsul deniyor buna. Ey iblis, sana hangi şey men etti, engel oldu? İz emertük, sana secde emrettiğim zaman neye secde yapmadın? Mevla sordu. Allah Teala Mevlamı Celle Celaluhu imtihan tabi tuttu iblisi şeytanı. Aslı cindi kendisinin. Mevla buyuruyor, kâne minel cinne, şeytan cinlerdendi, melek değildi. Fakat çok Allah'a kulluk etti yeryüzünde. Yüksek makam aldı, birinci gökyüzüne çıktı, meleklere karıştı. Onlar da geçti. Yüksele yüksele, ta cennete, meleklerin başına, lider oldu, hoca oldu. O makama çıktı. Ama cinler, şeytanda da tabi nefs-i emmare var. Meleklerde yok. Allah-u Teala emretti onlara, meleklerde, iblise de Adem'e secde edin diye. Secde emri veren Allah Celle Celaluhu. Adem Aleyhisselam bir kıble gibi yön anlamında. Fakat ne de olsa burada Adem Aleyhisselam'a bir saygınlık var burada Allah katına tabi. Bütün melekler secde ettiği halde iblis olan şeytan o zamanki adı Azail'di. Azail'di. Sonra iblis dendi, şeytan dendi. İblis artık ümidini yitiren anlamına geliyor. O etmedi. Rabbim sordu. Ey iblis, sana secdeyi emrettiğim halde neye secde etmedin? Buna engel mani neydi? Kale. İblisin cevabı. Ene hayru minhu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Minhu, burada zamir Adem Aleyhisselam'a gidiyor. Ben dedi, Adem'den daha hayırlıyım. Ondan daha üstünüm dedi. Ondan üstünüm. Dolayısıyla onun bana secde yapması lazım demek istedi burada. Peki nereden çıkardı bu üstünlüğünü iblis? Ve bunun iblis kendi açıklığı burasını da halakteni minnarin, beni ateşten yarattın, ateş. Ve halaktehu min tînin, onu da, Adem Aleyhisselam'ı da, tîn, çamur anlamına geliyor. Onu çamla yarattı, buyurdu, dedi. Şimdi burada şeytan ne yaptı? Aklına göre burada kıyas yaptı. Halbuki bir konuda Allah emir verince hiçbir varlık burada kıyas yapamaz burada. Allah Rabbül Alemin'dir. O da yerlerde egemen Mevlamızdır. Askerde bile mesela bir komut emir verince askerin bunu aklı ersin ermesin itaate mecburdur. Mevla emir verdi. Melekler secdeye kapanırlar. O kapanmadı secdeye.
burada aklınla kıyas yaptı. Daha doğrusu Mevla biliyor, festekbere, kibirlendi, onurlandı, büyüklendi ve şöyle kıyas yaptı. Ben ondan daha hayırlı bir üstünüm ondan. Neden? Beni dedi, ateşten yarattın. Ateş, ısı anlamına gelir, ısı. Mesela derler ya, hastanın ateşi yükselmiş. Ateşi yükselmiş hastanında. Isı anlamına geliyor. İblis ve cinler, onun yaratılma madde ısıdı. Isı da yaratıldılar. Neden? O zaman dünyada toprak yoktu muhteremler, dünyada. Dünya o zaman kızın gaz halinde, dünya o zamanlar. Kızın gaz halinde, onun dünyada ne toprak taş kaya var, ne su vardı dünyada. Güneş vardı, ay da vardı, rıza da vardı. Yani o anda dünya kızın gaz halindeydi. Yüce Mevlamız hallak-ı alemdir, hallak, yaratıcıdır. Allah Teala dilediği varlığı dilediği maddeden yaratır. Allah güç değildir bu. Güçtür Mevlamıza. Şeytan, iblislerin, cinler o zamanki gazdan yaratıldı bunda, ısıdan yaratıldı bunda böylece. Şimdi iblisin şu oldu kıyası, ısı gazlar daha hafif, yukarı çık havada. Çamur en aşağıda kalır. Yani aşağı benden dedi, kıyas etti. Bu da ne yaptı şeytan? Aldan tabi kıyasında maddeye baktı, yaratana bakmadı. Gerçi maddenin bir değeri var ama bu bizlere göre, varlıklara göre maddenin değeri var. Ama Allah katında ısı da, çamur da, altın, taş da hepsi işte Allah katında. O yatmıyor. Demek ki bir insan Allah'ın emrine değil de, peygamber izinden değil de, bir insan kendi aklına göre böyle bir hüküm, kıyas yapmaya kalkışırsa aldanıyor. Ne yazık ki günümüze de insan şeytanları bir kaynağa dayanmadan, yani müşriyetin işadına dayanmadan akıllarına göre fetva veriyorlar. Nedir bunlar da? İnsan şeytanları da var muhteremler. Ki Mevla buyuruyor, minel cinneti ve nasi. Hem insan şeytanı var, cin şeytanı var. Şeytan, iblis yani bu şekilde Allah-u Teala asi olunca Mevlam tabunu cennetten çıkardı. Lanet dedi Mevlam ona. Lanet dedi. Bütün makamdan soğuktan çıktı. Kale. Dedi ki şimdi şeytan Allah Teala Mevlamıza, bu da Arap 14-15'te en zırni ila yevmi yub'asun. Baktı ki şeytan cennetten kovuldu. Lanetlendi. Meleklerin üzerindeyken en aşağı tabakaya indi. En aşağı tabakaya indi o anda. İyice aşağılandı Allah katında. Ne istedi şeytan şimdi? Allah'a yalvardı. Kale enzirni. Bana biraz zaman ver. Mühlet ver bana dedi böyle. Yani hem beni öldürme. Canımı alma. Ne zamana kadar? İlâ yevmi yub'asûn. Bas gününe kadar. Yani insanların kabirden kaldırıldığı güne kadar bana izin ver. Canımı alma zamana kadar. Tabii şeytan en büyük alim odur şeytan aslında. Yani cennetin içinde yaşamış 1000 sene. Cehennemi bilen, çok sırrı bilen şeytan. Çok büyük muazzam bir allame aslında kendisi. Ama ilim insanı kurtarmıyor iman olmayınca. Burada şeytanın amacı şu. Yani ölüm acısını tatmayayım demek istedi burada böyle. Ölüm tatmayayım. O zaman ben de izin ver bana.
kâle. Böyle ki Rabbimiz inneke minel münzarîn. Sana zaman verildi, zaman tanındı. Ne kadar? İlâ yevmil vaktil malum. Bu da Hicr 38'e ben evren buyuruyor. İlâ yevmil vaktil malum. Malum, burada lam-ı tarif var. Ahd için. Yani belirli o zamana kadar sana izin verdim evren buyuruyor. Belirli o zaman. Bu nedir? Kıyametin koptuğu zamana kadar. Kıyamet koparken Azrail aleyhisselam İblis sana gelecek canını almaya. Bakacak ki İblis Azrail aleyhisselam karşısında. Kaçacak. Doğudan batıya, kuzeye, güneye, kürü arzı bütün dönecek. Çok süratle gider kendisi. Kürü arzı böyle her tarafa dönecek. Nereye gitse, nereye kaçsa önünde Azrail aleyhisselam bulacak. O tabi ölüm acısını çekecek. Şimdi İblis'e bu zaman tanındı, verildi. Peki İblis, yani şeytan, acaba neden böyle zaman istedi ama şimdi? Yani yalnız yaşamak istedi bunu, başka amacım vardı. Kale. Şeytan bunu söylüyor şimdi Mevlamıza zamanım. Febima eğveyteni. Febima, buradaki be, bâis sebebi deniyor buna. Eğveyteni, beni iva ettiğinden dolayı, onun nedeniyle, iva, azgınlıkta bırakmak, dalalette bırakmak. Yani ya Rabbi, o Adem'in sebebiyle, oran secde yapmadığım için ben üst makamdayken aşağılandım. Bu şekilde dalalete bırakıldım. Şimdi ne yapacak? لَاَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ لَاَقْعُدَنَّ. Başta bir lam var. Sonda şedre nun var. İki tekit. Yani elbette, elbette. Mutta kesinlikle oturacağım dedi. Oturacağım. Lehüm o insanlar için, Adem'in nesli için nereye? Sırat-ı kalem müstakim. Sırat-ı müstakim oturacağım. Sırat-ı müstakim Allah'a giden yol. Cennete giden yol. Bunun için her gün namazda Allah'a yalvarıyoruz. İhdine sırat-ı müstakim diye. Tek yol var, kul Allah'a ulaştıran tek yol. Bu da sırat-ı müstakimdir. Peygamberler yolu, sıdıklar yolu, sahabe yolu, şehitler evliya yoludur böylece. Bu da şeytan yemin etti, ya Rabbi, o senin hak yolun üzerine İslam'a üzerine oturacağım. Yani insanları başka yollara yönlendirmeye çalışacağım oradan buyurdu böylece. Tabii görünmüyor. Görünmüyor ama insanları etkileyebiliyor. Etkiliyor insanları. Mesela deriz ya, hava çarptı dedi bana, hava çarptı. Bilmiyor hava. Şeytan çarptı. Ne fark ediyor? Hava çarptı. Güneş çarptı. Hava çarptı. Şeytan çarptı, cin çarptı. Ne fark ediyor? Fark ediyor. Bizi etkileyebiliyor bu şekilde böyle. Yani gönüllere vesile verebiliyor, bizi çarpabiliyor bu şekilde böyle. Demek ki kim Allah yolunda hakkına gitmek istiyorsa önünde bu şeytanı buluyor. Şeytan engeli aşılmadan insanı hak yolunda bulamıyor. İlk engel bu önümüzde bu şeytan aleyhillâne iblis. Önümüzü engelle, bunu aşmak şart. Peki sonra ne yapacak şeytan oturup da burada? Sümme. Sonra لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ. Onlara, insanlara önlerinden geleceğim buyurdu. İnsanlara önlerinden geleceğim. وَمِنْ خَلْفِهِمْ arkadan geleceğim.
Şeytan insanlara önce önden geliyor, önlerinden. Ne var önümüzde? Ölüm var, teneşir var, kefen var, tabut var, mezar var önümüzde. Sonra kıyamet kopması var, mahşer var, hesaba çekilmek var ve cennet cehennem var. Şeytan önümüze geçiyor, insan önüne geçecek, böyle söyleyeyim kendisi. İnsanlara önüne perde olacak, perde. Ölümü uzaklaştıracak. Canım sen daha gençsin be. Ama filan da öldü, benden daha küçük. Canım onun içinde onda kanser vardı, kalp vardı, şu vardı onda. Sen sağlıklısın de. İnsanlara ölümü unutturmaya çalışır. Gaflet diyor buna, gaflet. Ahireti unuturur insanlara. Hatta zamanla imanı zayıflaya zayıflaya inkar etmeye kadar kalkışır böylece. Yani ahiret olacak mı, işte ölüm insan dirilecek mi, bunu yapar böylece. Önce insanın önünü kesmeye çalışır. Bunu da başarırsa ötesi kolay şeytana. Kişi Allah'tan korkmayınca, ölümü hatırlamayınca, mezarı hatırlamayınca, özellikle mahşerdeki hesabı sorgulamayı hatırlamayınca insan, tabii baş baş kalıyor insan, baş baş kalıyor. Yemin halfeyim, sonra insanın arkasından geleceğim diye, arkasından. Arkamızda ne var? Yani önünü ahirete dönmeyince, arkada dünya. İki ay zıt kutup bunlar benim, dünya ahireti. Dünyadan geleceğim, insanları dünyaya çağıracak, dünya zihni süslerine. Yani sanki insan, yani dünya için yaratılmış insan, dünya için yaratılmış. Daha güzel yaşama, zevk, eğlence, oyunlar, şunlar, bunlar. Artık yani dünya meşguliyeti, çalışma, çabalama. Mesela bir ev yapılıyor ki, ev yapılırken yani genelde ev yapan kimse o anda hiç ölümü hatırlamıyor. Yaptığı evde acaba kaç yıl oturacak evde, kaç yıl oturacak evde acaba? Nereye gidecek oradan? Mezara gidecek, mezar. İnsan evinde, tabi bu şeytan bunun işle uğraşıyor, süs zinet, perdenin rengi, tüllerin desenleri, efendim işte bundan deseni beğenmiyorum, tül yepyeni daha, deseni beğenmiyor, başka tül olacak. Sahabe-i kiram hazaratları kuru ekmek bulamazlarken, bizler tabak beğenmiyoruz, tabak kaşık beğenmiyoruz, tabak kaşık. Evde bir sürü tabaklar var, üst üstüne duruyor onlar. İşte filan tabaklar daha güzel, filan kaşık daha güzel, takımlar daha güzel, çatalar daha güzel. Ne bunlar? Şeytan bize sürekli dünya ile oyalıyor ki ölümü unutursun, öbür aleme zaman kalmasın. İnsan dünyaya fazla dalınca ne oluyor? Her ne kadar namazı bırakmasa bile kişi, şu namazda niye araya girdi yani sanki? Bir engel gibi mi? Hele kısa günlerde dalmış insan dünyaya. Haramlarımız var mesela, durmadan evi temizlikleri, fayansları silme, şunları silme, kaç çeşit temizlik deterjanları, kaç çeşit. Tür deterjanı işlenme farklı bunlar. O oyalanırken öğleden okunuyor. Ama işi bırakamaz tabii ya. Günler de kısa. Namaz bırakmak da istemiyor. Sağa da bakıyor. İkindi yaklaşıyor. Yani nereden de bu ezan girdi araya, öyle araya girdi gibi. Halbuki düşünsek muhtemelenler. Gidenlere baksak, ne yaptı bunlar? Ona da çalıştılar dünyada,
koştular, koşuştular, badindiler. Peki sonra ne yaptılar? Ölüm onları yakaladığı yerde düşüp kaldılar burada böyle. Dünyadan bir tek şeyi öbürüne götüremediler. Ne götürürler? Bir de beyaz kefen. O da insanın bedeni açık, mahrem, haram olduğu için ne insan ne yapılıyor? Kefene sarılıyor. Daha doğrusu insan bir ambalajlanıyor, ambalajlanıyor insan. Sonra ambalaj sandığı var. Adı tabut. İnsan ambalajını kefene koyuyor. Ambalaj sandığı. Ama günümüzde ambalajlar, ambalaj kutuları, sandıkları sürekli değişiyor. Çok değişiyor. Ama bunlar değişmedi. Kaç bin yıl önce nasıl kefense yine aynı kefen. Aynı tabut, ilkel tabut gene böylece. İlkel tabut gene. Ne yapmamız gerekiyor? Hiç olmazsa gidenlere bakmamız gerekiyor. Gidenlere. Ne üst makamda yaşayanlar oldu. Paşalar, padişahlar, sultanlar, imparatorlar, krallar, derebeyleri. Ne yaşayanlar oldu böyle. O kadar sarayda köşkli cariyeleri, çeşitli çeşitli ve zevk eğlenceleri, yeme içmeleri, muazzam yaşantıları oldu. Fakat ne oldu bunlar? Hepsi kaldı böyle. Sarayda kaldı, eşyada kaldı. Ne götürdü oraya? Dünya malı olarak bir ambalajlandı kefene, beyaz ama düz. Modeli de değişmiyor, hep aynı model. Bir değişmiyor modeli. Aynı model. Aynı sandığa kondu, mezara kondu. Peki dünya, dünyada kaldı. Namazı ne olacak? İşte namazını kılsaydı dünyada, namazı önem verseydi, onunla beraber mezar namazı girecek muhtemelenler. Mahşerde o namaz onun mizanına konacaktı mahşerde. Demek ki şeytan ne yapıyor? Önce önümüzden geliyor, önümüzü kesmeye çalışıyor, perdeliyor. Bir gaflet perdesini buna engellemeye çalışıyor. Bizlere ölümü unutturuyor, tabut unutturuyor, mezar unutturuyor, her şeyi unutturuyor. Bir dünya göndermeye çalışıyor arkamıza, dünyaya. Koş bakalım dünyaya, koş. Koy bakalım, koş. Ve an eymanihim, sonra insanlara sağından geliyor şeytan, sağından geliyor. Ne var sağımızda? Melek var. Ne yapıyor melek? Bizim iyi işlerimizi yazıyor sağımızda. İşte o melek bir şey yazamasın diye bize sağdan geliyor. Namazı engel olmaya çalışıyor. Hayırlara engel olmaya çalışıyor. İnsanın eline cebini sokamıyor. Engel olmaya çalışıyor bunlara böyle şey. Sağdan geliyor bu. Namaz kılmaya engel olamasa bile ne yapıyor? Hiç olmazsa vakti biraz gecişsin diyor. Namazı vakti kılmanın sevabı başka, tabii sonra başka madde. Her şey kıvamında olur. Her şey kıvamında böyle. Bir ağacın meyvenin budanması bile, ilaçlanması bile, onun bir zamanlaması vardır böyle. Zamanlama meselesi vardır böyle. Namazın da zamanı Allah tayin etmiş, takdir etmiş böyle böyle. Peki ne oluyor? Şeytan ne yapıyor? Namaz kılmasına engel olamasa bile onu oyalıyor, dünyayla oyalıyor, boş yere oyalıyor. İşte mesela işinden evine gidiyor, tabi yasayemesi yetişemiyor camiye derim, geç evine gidiyor. Tabii oturuyor, sekodeye giriyor kışın özellikle. Oturuyor televizyon karşısına, koltuğuna oturuyor. Yemek ye bakalım, çaylara iç bakalım, haber dinle bakalım, filmlere seyret bakalım derken biraz şimdi kılmamıştım ben, ona bir kılabilirsem bakayım böyle. Kılam nasıl kılacaksın böylece? Yani kafa karma karışık bu tane böyle. Kafa karma karışık, içseksiz, zevksiz, yani namazı araya sıkıştırıvereyim, araya namazı böylece böyle.
Tabi namazda gene insanla uğraşır şeytan. Riyahül ucub ve şunlara bunları verir. Demek ki ne yapıyor şeytan? Sağdan geliyor. İbadetlere, hayırlara engel olmaya çalışıyor. Eline geleni yapıyor burada. Ve an şemailihim ondan sonra soldan geliyor. Nedir bu soldan da? Ne var soldaki melek? Günahları yazıyor ya. Oraya günahlar yazılsın diye soldan geliyor şimdi de böylece. Günahları insana hoş göster, günahları. Bak sen gençsin be. Gençliğin yaşa der böyle. Gençliğin yaşa bakalım der böylece. Yani şöyle ya böyle bakayım işte. Hele günümüzdeki gençlik, ki Allah yardım etsin onlara muhteremler gerçekten. Yani inşallah bir sohbet bundan bahsedeyim inşallah. Yani meleklerin içi yanıyor meleklerin gençliğe bu zamanda. Meleklerin içi yanıyor meleklerin. Haramlar artık yollara dökülmüş haramlar. Yani günah işlemek o kadar kolaylaştırılmış ki günah işlemek şu anda. Günah işlememek zor. Günah işlemek zor. Artık günahlar yollara dökülmüş artık. Ne yapıyor şeytan? Teşvik ediyor işte. Günahlara böyle. Alkole, fuhuşa, efendim hacı annedir mesela, hacıya gitmiş, ömreye gitmiştir, namazını kılar. Peki o ne yapıyor? Şeytan da bir iş bulur. O da bir iş bulur. Ne iş bulur o şeytanın da? Dedikodu, gıybet. Gıybet. Akıllı şeytan çok. Baştan dedim, allame. Muazzam ilim sahibi böyle. İnsanların karakterini bilir şeytan. Boşta uğraşmaz. Uğraşmaz böyle şey. Hacı annedir, hacı teyzedir. Artık başı üstün bağlamıştır, elinde tesbihi vardır, eli Kur'an'ı vardır, namazını kılar. Ama şeytana bir görev verir. Üç kişi bir araya gelir mi kadınlar? İşte filan kızı böyle yapmış, filan gelini böyle yapmış, filan böyle yapmış. Aslan dedikodu. Ne dedi dedikodu? Alkol değilse o da aynı muhtemelen bakır. Haram olarak verecek. Hatta alkolden daha tehlikeli bir de buna kulakı giriyor. Helallik gerekiyor ona muhtemelen verecek. Mesela hacca giden kadınlar diyelim örnek olarak o aklıma geldi. Ya da erkekler hacca giderken mesela efendim işte Arafat'ta Beytullah'ta şurada burada oturup da tabi alkol alamazlar. Kum oynayamazlar. Ama dedikodu yapabiliyorlar muhtemelen. Yani şeytan çok akıllı. İnsanların karate yapısını bilir. Ona göre insan bir görev veriyor böyle işte. Soldan geliyor insanlara gösteriyor. Vela ekterühüm şakirin. İnsanların çoğunu Allah Teala buyurdu. Şükredici bulamazsın. Yani nimetine nankör olurlar, iman etmezler. İnsanların çoğu, hepsi değil ama. Yani ekserehum. Çoğunluğu demek ki her zaman yeryüzünde çoğunluk inkarcı tartı olacak mıdır? Çoğunluk böyle. Yani sayısı olarak olacak böyle. Ancak Mevlamızın ihlaslı kulları buna kadar bir şey yapamıyor. Bu da ayet-i kerimeye geçiyor böyle işte. Dedi ihlaslı muhteremler, iki genç, kız erkek, sözlü ve nişanlılar. Evet, söz yapılmış, kesilmiş, nişan yapılmış ama isteksizler ama, gönülsüzler ama ikisi de, gönülsüzler. Bunlar bu durumdayken, kıza bir talip çıksa başka bir yerden ne yapar? Nişan atar hemen. Erkeğe bir talip çıksın, gönlü uygun bir kız bulsun, nişan atar muhtemelen böylece. Bakın, demek ki sözlü iki genç, erkek kız böyle. Söz nişanlı böyle. Ama gönülsüzler daha zenginini, daha güzelini, işte şunu bunu buldu mu hem atan nişanını. Ama sözlü olan gençler birbirine gerçekten seviyorlarsa, birbirine bağlı olsalar kim olsa olsun değil mi? Ölürüm der, ben ayrılmam derim.
İşte bir insan da Allah Teala'yı seviyorsa, Allah'a inanıyorsa, benim Rabbim o diyorsa, benim baş Rabbim yok diyorsa, binler şeytan gelsin, onu yoldan çıkaramaz muhtemelenler. Dini aldanmaz, aldanmaz. Ne diyor Aşık Yunus? Cennet için isteyene versen anı, bana seni gerek senin de muhtemelen. Yunus yani Aşık Yunus bak ne diye. Cennetten bahsediyor da, uzun tabi hikaye diye. Şöyle diyor, isteyene versen anı, kim istiyorsa cenneti ona ver. Bana seni gerek seni. Rabbim ben seni istiyorum Rabbim. Ben seni istiyorum diyor. Mevlam diyor ben. Cennete de geçeyim. Geçeyim. İşte Allah'ın ihlası samimi kulları Allah Allah diye tapınırlar, kulluk ederler muhtemelen. Yani cennette bir arada bir engel perde olmaz onlara böylece. Onu aşağılar bunlara böylece. Aşağılar. Demek ki kim ihlaslıysa, ihlaslıysa o Allah'ta ayrılmaz. Bir Allah yolunda yeni ilerleme başlayan bir kimse Allah yolunda artık manevi tatırı almış, bayağı yücelmiş kendisi, bir hallere gelmiş. Buna şeytan vesile veriyor kalbine şimdi, şeytan açık net veriyor. Sen boşuna namaz kılıyorsun, boşuna gecede kalkıp namaz kılıyorsun, boşuna Allah'a zikir ediyorsun. Senin son nefesini ben gördüm diyor, Lehim Abuz'da gördüm son nefesini, sen imansız gideceksin diyor. Bu hemen tabi ne abi muhteremler, içine bir bıkkınlık geliyor, korku geliyor, usanç içerisine geliyor, Allah'tan kopuyor yani. Yoldan çıkıyor yani böyle. Eski bunun samimi arkadaşı varmış aynı yolda. Onunla karşılaşıyorlar. Bakıyor, Allah Allah, arkadaşı yoldan çıkmış. Arkadaş ne oldu? İşte içinden böyle böyle doğdu, bir his doğdu. Boşta neye namaz kılayım? Öbürü ağlıyor, arkadaş be, sen Allah için namaz kılmıyor muydun sen? Ve yemin ediyor, yemin ediyor. Arkadaşım, vallahi billahi bak diyor böyle. Vallahi billahi diyor. Hakkın ayet-i kerime gelse diyor, yani peygamber dönemi olsa, Hakkın ayet-i kerime gelse ki, ben cehennemde yanacağım diye gelse, vallahi billahi Allah'ına kulluk ederim ben gene böyle diye. Allah'ına kopmam ben diyor. Bana Rabbim gerek böyle diyor. İşte aziz cemaatimiz, demek ki ihlaslı kulları şeytan kandıramıyor. Samimi kulları kandıramıyor şeytan. Bizim Mevlam buyuruyor şimdi burada, Lokman 33'te Rahim. İnne ve'dallahi hakkun. İnne ve'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır, kesindir, gerçektir. Ölüm de vardır, kıyamet de kopacaktır, mahşer de kurulacaktır. Allah'a göre bu o kadar kolay ki muhteremler. Bir kün emrine bakar, feyevküm oluverir böyle. Allah katında böyle şey. Ve o melek katında bir konu var kardeşim. Ve la ilhum billahi garur. Ve sonunda Mevlam buyuruyor. Sizler ha, sizleri dünya aldatmasın. Ve sizleri de billahi garur. Allah ile şeytan sizi aldatmasın. Burada garur şeytan anlamına geliyor. Ve la yegurrenneküm billahi garur. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın şeytan. Nasıl aldatır Allah ile? Şeytan Allah kerim be. Allah kulunu yakmaz be. Allah affeder be. Peki ama cehennem var muhtemelen. Neye cehennem var yaratıldı böyle? Neye cehennem var? Neye yaratıldı cehennem? Rabbim
cehennemi yaratınca cehennem dedi ki, ya Rabbi beni yarattın ama bana kim gelecek? O da görevini yapmazsa tatmin olamıyor cehennemde. Bakın. Şuna benziyor. Mesela bir kimse karnı acıkmış. İştahı da yerinde, karnı acıkmış. Ne istiyor? Ağzından bir şey girsin istiyor böyle. Girsin işte ağzından bir şey böyle. Ne olsa olsun anda. Karnı acıkmış anda, iştahı da var. Bir şey ağzından girsin. Hele biraz ağzından damakları uyudu mu, zevk der bunlar. Zevk değer, tatma muhtemelen böyle. Aynen cehennemde böyle, cehennemde böyle. Allah o duygu vermiş. Yani gerçekte acıkınca mide istiyor bunu. Mide istiyor, ver diyor böylece. Hatta bazı insanlar vardır ki, günümüzde çok bunlar da kilosu fazladır. Yani kilo vermek istiyor, az yemek istiyor. Ama yine neye frenleyemiyor? Yani aklı kabulleniyor, mantığı kabulleniyor. Az yemem gerek diyor. Şunları yememem gerek diyor. Ama işte bir istek görüyor, mide der. Mide bir et var, protein et parçası mide aslında böylece. Engelleyemem böylece. Demek ki mide bir cansız protein et parçası ama bir istemesini bile bile böyle. Boşken tatmin olamıyor, doyunca tatmin oluyor. Cehennemde ancak o zaman tatmin olacak. Onlar Rabbim soracak kıyamet gününde. Helim telekti. Doldu mu ya cehennem? Kale, helmin vezir. Rabbim biraz daha ver be. Daha doymadın da. Daha doymadın da. Evet, Allah Teala kerimdir. Velhamdülillah kerimdir. Velhamdülillah rahimdir. Gafurdur. Gaffardır Mevlam. Seta uyutur Mevlam böylece. Ama azabı da şedid. Azabı da şedid. İşte cehennem nedir? Allah'ın azabının bir simgesi mi cehennem muhtemelenler? Cennet Allah'ın rahmetinin simgesi cennette böylece. Demek ki Mevlam buyuruyor, şeytan sizleri Allah ile aldatmasın. Aldatmasın. Bir Allah dostu şöyle buyuruyor. Ey insan diyor, tevbe güvenip de günah işleme diyor. Efendim işte tevbeden sonra öyle buyuruyor bir Allah dostu. Ey insan diyor, tevbe güvenip de günah işleme diyor. Bu neye benzer diyor, örnek görüyor. Pan zehri güvenip de zehir içmeye benzer diyor. Efendim zehir içeyim de sonra bunun pan zehri yok, karşı var bunun böylece. İnsan içer mi zehri bile bile? İçmedi muhtemelen böyle. Efendim işte tevbe ederim. Acaba nasip olacağım, nasip meselesi var. Efendim işte emekli olayım da sonra işte namaza başlarım. Emekli olmayan çok var ama ya. Çok var emekli olmayan böyle şey. Bir kimse gerçi emeklilik olsa bile gençliğin ibadeti başka böyle. Bilhassa yetişkinin çağında böyle. O kanına, damarına, hücrelerine İman girecek böyle, tanılacak onlara böyle. Peki şimdi gelelim burada. Acaba Rabbimiz, Mevlamız neden şeytana böyle bir zaman böyle tanıdı? Yani şeytan Allah'a yemin etti. Ve onu azdırırım diye Allah'a yemin etti şeytan. Allah'tan zaman istedi. Ölmedi. Hala yaşıyor. Yaşıyor. Acaba ona Mevlam neden zaman tanıdı ve şeytana imkanı verdi? Sebe 20'de. İlla lina aleme men yu'minu bil ahireti mimmen hüve minna fi şekkin. İlla linna'leme men yu'min bil ahireti. İmtihan için, insan imtihan için böylece. Kim ahireti imana tam kuvvetli, Allah'a döneceğine, kim de şek, şüphe, kuşkuda imanı böyle zayıf böylece.
Demek ki Mevlamız bunun için şeytana bu imkanı verdi, fırsatı verdi, ona zaman tanıdı, imtihan için. Peki imtihan olmasa ne olurdu acaba? İmtihan olmayan insanlar melek gibi olurlar zamanlar böyle. Melek. Melekleri şeytan etkilemiyor. Şeytan melekleri etkilemiyor. Nur onlar, etkilemiyor onlara böylece. Bir de artı meleklerde nefis yok. Fakat ne oluyor? Meleklerde nefis yok. Yani öfke, şehvet, şunlar yok. Kin yok şey, meleklerde. Şeytan onu etkilemiyor. Ne var meleklerde? Melekler yan Allah'a zikrederler. Allah'a hamd tesbih eder melekler. Allah'a secde ederler. Onlar görevini yaparlar. Bunu yaparken de o görevinden peşin bir zevk alırlar. Ruhsal zevk alırlar. O kadar. Meleklere sevap günü yok meleklere. Onlara cennet cennet yok meleklere muhteremler. Eğer insanlarda da nefis olmasaydı, şeytan olmasaydı, insanlar melek gibi olurlardı. O zaman ne olur insanlar? Yaşadığı sürece havayı solur gibi Allah'ı zikreder insanlar. Havayı solur gibi, otomatik var mı? Allah'ım yaşayamaz insan böyle. Yaşayamazdı. Allah dedikçe tatmin olurdu. Ruhsal fiil aldı insanlar. Öldü mü işi biterdi insanlara. Bir çöp gibi. İşte imtihan ne oluyor? İmtihanlı insanlar. Onun sayesinde günah sevap yazılıyor. Günah sevap dengesi kuruluyor böyle. Bir de ahirette günah sevap uzantısı ahirette cennet veya cehennem muhtemelen. Yani kimin sevabı çoksa uzantısı cennet. Nedir cennet? Artı hayallere sığmayan, akla mantığı uymayan böyle. Başka bir alem, başka bir düzen. Her şeye başka cennetin böyle. Her şeye başka cennetin, başka bir alem. Şu evrende ne kadar güzellik varsa hepsinin çok ama üzerinde cennet böyle. Sonsuzluk alemi. Cennette gece yok. Kış yok. Uyku yok. Hastalık yok. Tıraş olmak yok. Tırnaklar büyümeyecek. Hayır, büyümeyecek. Sürekli zinde, sürekli huzur. Çalışmak yok. Çarşı, pazar, daire, şunlar bunlar yok. Her şey bedava, bol 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 bedava. Doğal her şey, her şey doğal ama böyle. Yani katkı maddesi yok cennette. Her şey doğal. Her şey doğal cennette. Bu nedir ama cennet nedir? Sağdaki amel defterine sevaplar çoksa uzantısı oraya gidiyor. Allah korusun insan dünyada aldanırsa, nefs isteği insan boyun eğerse, insan şeytan uyarsa dünyada, günah çoğursa ne oluyor? Uzantısı Allah korusun. Cehennem. Nedir cehennem? Ne kadar kötülük, çirkin şey varsa hepsi orada, özü o. Yani güzelliklerin özü, daha doğrusu Allah'ın cemal sıfatı cennet. Rabbimizin celal kahır sıfatı da cehennem. Cehennem. Cehennem böyle. İnsan denen varlığa Allah akıl vermiş bize hepimize. Bir akıl sahibi dünya için ahiretini satamaz. Satamaz böyle şey. Neden? Dünyada geçiciyiz. Bu kesin. Geçen geçti. Ne kaldı? Bu da meşhur. Bilmeyebileceğim. Kimse bilemiyor bunu efendim. Yani içimizde belki şu anda son gelişi yaşanında var içimizde mesela. Son gelişimiz belki de aramızda. 3 gün ömür, 5 gün ömür kalanlar var. Yani kalan belli değil. Geçen geçti. Ama önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var. Cennet, cehennem bizleri bekliyor muhteremler. Demek ki şeytan olmasa insan da cennete kazanamaz,
İnsan cehennemde yanmaz gerçi ama insan dünyada yaşadığında kalır. 3-5 günlük ömürle insan bir saman çöpü çürü gider. İnsanın devamı, bekası neye bağlı? İmtihan sayesinde elhamdülillah uzantı ahirete gidiyor. Şeytan bize düşman. Muhteremler, şeytan düşman bize. Peki biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Niye Mevla buyuruyor? Fatır 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytan leküm adüvün. Allah bize haber veriyor. Şeytan da düşmandır. Fettehizühü adüvva. Siz onun düşman biliniz. Demek ki şeytanı düşman bilmek de şart. Şeytan düşman bilmek böyle. Dost olmaz ondan. Bir gün bir Müslümanın biri bir kiliseye gitmiş. Merak etmeye gitmiş. Aslında mekruhtur yani. Bakmış gelen Hazreti İsa'nın önünde, Meryem'in önünde mum yakıyorlar. Onlara saygı yapıyorlar. Bir de şeytanın orada bir simgesi varmış neyse şeytanın. Bakıyor. Vah vah, zavallı şeytan, acı şeytanı, garip kalmış diye böyle. Her gelen Hazreti İsa, Hazreti Meryem'e hürmet, saygı, mum yakıyor onlara. Şeytan kimse bakmıyor. Bu da bir mum alıyor, şeytan bunu yakıyor bana. Garip kalmış diye, ben de bunu yakayım buna diye. Gece rüyasında şeytan bana geliyor şimdi. Arkadaş be, çok sağ olsan be. Ben geceden gariptim böyle. Kimse ilgilenmiyor benimle diyor. Çok mahzundum yıllarca. İlk defa sen beni acıdın, bana mum yaktın önümde. Ben diyor sana teşekküre geldim ama diyor, ben sana iyilik diyeyim buna karşılık, seni baş bırakmayayım. Ne yapacaksın? Benim de bildiğim bir yerde diyor, bir hazine var diyor. Depoda hazine var. İçi altın dolu. Oraya seni götüreyim diyor. Oradan içini al diyor altınları. Peki. Gidiyorlar rüyasına tabi gidiyorlar. Bakıyorlar gerçekten bir hazine varmış depo. Kapıda bir silahlı asker nöbet bekliyor ama. Bekçi var kapıda silahlı. Diyor ki şeytana bak burada silahlı nöbetçi var. Ne yapalım? Arkada bir küçük bir pencere vardı, cam vardı arkada diyor. Orası ben biliyorum diyor. Oradan işe girsen diyor. Arkaya geliyorlar. Yüksekçe bir yerdeymiş. Şeytan diyor ki benim omuzuma bas diyor. Omuzuma bas diyor şeytan bana. Sen buradan çık diyor bakalım diyor. Bu işe omuzuna basıyor. Oraya çık, tutunuyor oraya. Ama kendini alamıyor daha yukarıya. O anda nöbetçi bunu fark ediyor. Koşup geliyor. Ayağını tutuyor birisini bunun içinde. Bir ayağını yakalıyor. Şeytan karşıdan bakıyor şimdi. Diyor ki o kimse şeytana bak beni bu yakaladı nöbetçi ne yapacağım ben şimdi? İbrahim'e boştu ya, vur tekmeyi diyor, bırakır seni diyor. Vur başına tekmeyi diyor böyle. Şimdi boş ayağına başlıyor, tekmeyi vurma başına. Bu nöbetçinin tekme vuruyor, bırakmıyor gene böyle. Bırakmıyor ne yapayım? İşi üstüne diyor. İşleme başlarken hanımı uyandırıyor. Ne yapıyorsun sen be diyor. Demin tekmeyi yedim sana diyor, bir de işte üstüme işeceksin benim muhtemelen. Demek ki şeytana dostluk olmuyor mu? Olmuyor şeytana dostluk, olmuyor şeytana böyle. Düşman Mevla buyuruyor. Mevla bir onun düşman olmuyor Mevla buyuruyor. Peki şeytan düşmanımız da onunla nasıl savaşalım şimdi? İki tür düşman vardır mesela. Biri görünen düşman. Düşman görünüyorsa, cephe belliyse savaş daha kolay. Bir de görünmeyen düşmanlar var şimdi. Görün düşmanlar var. Mesela diyelim ki buyurun bir köpek önümüze çıktı bir yerde. Ne yaparız? İcabımızda ayak tekmesi, icabında bir sopayla kendimizi savunuruz ona karşı. Kim olsa bunu yapar bunu böylece. Ama mikroplar var. Bunu biz göremiyoruz. Bunlar bize saldırmışlar. Ne yapıyoruz? Elimize bir şey gelmiyor. Doktora koşuyoruz, hastaya sığınıyoruz. Şimdi Mevlam bize buyuruyor,
Araf 27'de. İnnehu yarakümü ve kabilühü. İnnehu, o şeytan iblis, yarakim sizi görüyor. Huve, o şeytan ve kabilühü ve zürriyeti, kabilesi görüyorlar. Minhaistü, la terevnehüm. Sonlara görmediğiniz cihetten onlar sizi görüyorlar. Şimdi iş değişti muhtemelenler. Şeytan bize düşman. Ama göremiyoruz ona böylece. Isıdan yaratıldı. Yani renksiz gazdan yaratıldı. Renksiz gazdan yaratıldı. Rengi yok. Çok şeffaf. Her şekilde girebilir kendisi. İsim olarak. Ama insana göremez bunları böyle. Neye göremiyor? İnsan gözü bunları göremiyor işte. Ne lazım görmesi için? Renk şah, renk. Şimdi buranın içinde hava dolu. İçinde farklı gazlar da var. Neye göremiyoruz? Rengi yok adamda. Kokusu yok, onu da alamıyoruz adamda. Hatta tadı yok gazların. Hali gazın tadı olsa, ağız soluyorken ağzın tadı alır bunların böyle işe bak. Havada gazlar var, gazlar var. Bunların rengi yok, kokusu tadı yok bunların böyle işe. Demek ki böyle bir şeyler var muhtemelen böyle, var böyle işe. Yani gözümüzün göremediği böyle bir varlıklar var. Havada bir varlıktır, cisimdir. Ağrı da vardır, gaza da bunlar böyle vardır. Ama göremiyoruz bunları, göremiyoruz böylece. Mevlam buyuruyor, şeytan ve onun zürriyeti, neyse onun askerleri. Sizi görüyorlar, sonra göremiyorsun bunları böyle. Ne yapma gerekiyor? Göremeyince onu görene sığırmak gerekiyor. Sığırmak gerekiyor. Mevlam bize buyuruyor bu konuda Araf 200'de. Şeytan size dokunduğu zamanlar fezbillah ve imma yenzemri şeytan lezgün fezseiz billah. Şeytan size dokunduğu anda ne dokunma? Vesvese deniyor. Vesvese. Vesvese. Nedir vesvese? Sessiz fısıltı, fısıltı. İnsanların kalbi bunu duyuyor mu der? Şeytan konuşur böyle. Özellikle eğer bir kimse ince fikirli, içe kapanık, fazla duyarlıysa, bunlar bunu daha çok duyarlar. Şeytan bunları daha çok etkiler bunları böyle. İçe kapanık. Halktan biraz kopuk, içe kapanık, aşırı duyarlı, evhamlı, karamsar, her şeyi bir kötümser olarak düşünmeye çalışan kimseler, yani şeytan arada tam bir ortam bu böylece. Mesela yine mikroplar var, mikroplar var, tabii çeşitli farklı mikroplar bunlar. Bunların da belli bir ortamda üremeleri vardır mikropların da, her de mikrop vardır böyle. Bedenimiz tam sarmıştır bunda, sarmıştır. Bunların da üreme, çoğalma bir ortam gerek bunlarla birleşir. Bu mikroplar da ortamını buldu mu ürer, çoğalır, hastalık olur muhtemelen birleşir. Demek ki şeytanların da etkili olması için bir ortam gerek, ortam gerekiyor. Kişi sosyal faaliyeti çok, dışa açık, halk ilişkileri çok güzel. Allah kulunu ediyor, her şeyini yapıyor. Kötümser değil, huzurlu kimse, şeytan bunu verse veremez muhtemelen. Verse bile çok ama çok zayıf kalır bunun. Bu kişi bunun farkına bile varamaz, etkilemez kimseye verince. Ama Allah korusun, içe kapanık, halktan kopuk, ilişkileri noksan verince. Evhamlı, karamsar, kötümser. Kişi içe kapanık kimseler, aşırı duyarlı, her şeyi çabuk duyabiliyor. Her şeyi hemen kafasına büyütüyor, hemen yapabiliyor. İşte şeytan aradığı ortam bu muhtemelen. Bu tipteki insanlar şeytanın vesvesesine tamamen duyarlar. Kelimesiyle kendini duyarlar bunlar kalplerinde. Kelime kendini duyarlar böylece bunlara. Böyle an biliyor. وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ. Şeytan bir nezg, bir
çarpma, fısıltı geldi mi, ne yapma gerekiyor? Fes'iz billah, hemen Allah'a sığın. Yani burada şeytana muhatap olmama gerekiyor. Bu tür insanlar, günümüzde bunlar çok muhteremdir. Yani bir insan işi bozulmuştur, eğlenmiştir, mutlu değildir, karamsardır, içine kapanıktır, artık halktan küsmüştür, her şeyden, dünyasından bıkmıştır, kötümsü hale gelmiştir. Yani psikoloji çökmüştür kimse. Bunlar çok günümüzde muhteremler. Çok günümüzde bunlar böylece. Şeytan bunları çabuk kandırır bunları böyle, kandırır böylece. Nasıl kandırır? Önce imanını çalmaya çalışır, imanını çalmaya çalışır böylece. Yani Allah'a şey inkar ettirmeye, ahireti inkar ettirmeye, böyle kuşkulara, karamsarlığa bunu şey yapmaya çalışır. Bu kişi ne yapar? Acaba ben kafir mi oldum der. Olmaz, olmaz muhtemelen, olmaz böylece. Ki şeytanın kalbi verdiği vesiseler, tabi kötümserdir. Yani dinden çıkaracak sözler, inanç sistemleriyle kalbe getirmeye çalışır. Ama o kimse bunları onaylamayınca, kabullenmeyince, bunu dile söylemeyince dinden çıkmaz insan böylece. Çıkmaz bunları. Ne gerekiyor burada? Şeytana muhatap olmama gerekiyor. Şeytan vesvese verdi de ona ben bir cevap bulayım. Onu yeneyim. Onu ben karşımı bulayım diye böyle şeytana muhatap kabul ederse, onun verdiği her vesveseye, her kuşkuya bir cevap aramaya kalkışırsa şeytan için de bu muhteremdir. Yani olta yakalan balı gibi kişi be Allah korusun böylece. Artık bunu şeytan karamsar yapar böyle. Abdestine gelir, namazına gelir böyle. Abdestine gelir, zaten beynini yorar şeytan, beynini yorar, beyin. Beyin yoruldu mu, sinir sistemi bozulur. Sinir sistemi bozulur kimseden böyle işte. Karamsara kararsız olur kişi böyle işte. Ahlakı bozulur, sinirli olur, çabuk kızar, çabuk öfkelenir, muazzam dar bunalımda olur. Bu kişi şeytana cevap vermeye kalkışmaması gerekiyor. Uykusunu bozarmış. İşrada kaçar böyle. Hatta bu insan yine hastalanır kendisine, bir şey olmadı hali kendisinde. Bakar, soğuk olurken, ay ben de işte ciğerlerim rahatsız benim, zor soğuk alıyorum böyle der. Benim kalbimde ağrı var der, kalbimde ağrı var der. Bir şey yok aslında kendisine böylece. Ne gerekiyor burada? Şeytana muhatap olmak şart burada, şart. Ne yapacak? Allah'a sığınacak. Ne yapacak? Evimizi okuyacak. Evimizi billahi mine şeytan acım. Hemen. Şeytan konuşuyor mu? Bırak böylece. Evimizi billahi mine şeytan acım. Evimizi billahi Allah'a sığınıyorum. Şeytan şerrin anlamına geliyor. Bir de Nas suresi biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de var. Herkes bunu biliyor Kur'an. Son sure Kur'an'ın böyle okuma gerekiyor. Nas suresini okuma gerekiyor burada. Bir de sessizliği de biraz bozmak gerekiyor. Yani şeytan böyle sessizlik ortamında biraz da karanlığı da sever. Mesela böyle bir kimse yatağına yattığı zamanlar hem uykusu yoksa tabi ışık söndürmüştür, gece lambası yanmakta, loş bir ortam vardır. Kendi vesile evhamlı kendisi de yattığı yerden hemen şeytanın kafasına bir şey takar muhteremler. Hemen takar be kafasına böyle şey. Yani ne yapar şeytan burada? O kimsenin beynine bir program yükler muhteremler. Bu kişi ne yapar? Zavallı kişi. Yani zavallı ama çok zavallı muhteremler. Çok ama zavallı böylece. Yani şeytanına yattığı yerde bunun beynine program yükler. Bu kişi bunu çözmeye çalıştı, bunu uğraşıyor böyle. Uğraşıyor böylece. Halbuki ne yapsın bu kimse? Kendi başta program yüksün beynine, başta program yüksün kendisine böylece. Yattığı yerden ölümü hatırlasın, ahireti hatırlasın, cenneti hatırlasın, Resulü hatırlasın, sahibi hatırlasın, evlileri hatırlasın bunları.
Allah'a da zikretsin, Allah'a da desin Celle Celaluhu. Yani her insanın beyni, her insanın beyni muhteremler, o beyine yüklenen problemi çözmeye mecbur beyin, her beyin verecek böyle. Demek ki Allah'a sığmak gerekiyor, şeytanla muhatap olmama gerekiyor, vesveseye vermeme gerekiyor. Allah korusun, eğer şeytan böyle bunda başı olursa, abdestinle, abdest alırken tabi beyin yorgun, sinir sistemi bozuk, dalgın bir halinde, gaflet bir halinde, yine anda vesile içerisinde, abdest alırken, acaba elimi yıkadım, yıkandım elimi acaba? Acaba iki kere bir kere mi yıkadım acaba? Tekrar yıkamaya bakayım. Abdestini bitirir, gene verir ama. Sen yüzünü yıkamadın. Döner tekrar lavaboya, yüzümü yıkayan bakayım. Gider, sayanı yıkamadın. Ayağımı yıkamadım. Yok, topuğu kuru kaldı. Tekrar dön derken, kişi adı bıkar muhteremler. Allah korusun, namazı bırakır Allah korusun. Bunun için şeyat dinlemek gerekiyor burada. Bilhassa abdest konusunda. Abdest konusunda muhteremler. Abdestin dört tane farzına bakın. Dört farz abdest var böyle. Dört farz yerine geldi mi, abdest tamamdır. Nedir bunlar? Yüzü bir kere yıkamak, bir kere. Elleri yıkama birer kere. Başın mesleği, ayağın yıkaması böylece. Bir kere. Acaba iki mi yıkadım, üç mü yıkadım? Tek yıkayayım mı? Yıkama. Yıka muhteremler. Şeytanı dinleme orada. Bunu peygamber buyuruyor muhteremler. Özel şeytan adı Velhan da az böyle. Adı Velhan şeytan vardır. Bu abdestte uğraşan şeytan budur muhteremler. Ondan sınırsız şeytanlar. Onun da branşı var şeytanların da böyle. Onların meslekleri var böyle. Şeytanların da böylece. Adı Elihan, bununla uğraşıyor bu şekilde böylece. Ne gerekiyor burada? Kesinlikle adı bittikten sonra artık geri dönülmez muhteremler. Dönülmez böylece. İşte adı cemaatimiz Allah yoluna tabi engeller var. Engelli koşu bu Allah yolu, engelli koşu. Engelleri aşma, düz asfalt değil, engelli koşuları var böylece. En başta şeytan aleyhillâne var, çok akıllı, çok bilinçli, biz onu göremiyoruz, o bizi görüyor ama bizi etkileyebiliyor. Kan damarımıza dolaşabiliyor, etli akımı gibi, ısı yaratılığı için. Kan damarına dolaşabiliyor. Kalbin içine girebiliyor mu kalbin içine? Girebiliyor ve giremiyor muhteremler. Eğer bir kalp, gönül, o anda Allah zikrediyorsa, ama tefekkür ediyor, ama namazda, ama konu okuyor. Bakınız, beden değil ama, dil değil muhteremler. Efendim biz namazdayken şeytan vesvese veriyor bizlere. Bizim dilimiz okuyor namazda muhtemelen. Namaz dilimiz okuyor böylece. Yani dilin okuduğu ayrı, kalp başka, kalp muhtemelen. İki kutup. Artı eksi birleşecek bunlar. Dil, kalp böylece. Tek kutuba takarsın fişi, lamba yanmaz. Bakın çalışma muhtemelen. İki kutup bir araya gelecekler böylece. Dil ile kalp birleşti mi, namazda durduk. Allahu Ekber. En büyük Allah. Kıbleye yöneldik. El bağladık. Nedir bu? Allah-u Teala'ya teslimiyet bu. Ya Rabbi. Yani ne güzel bir şey namazın zevki, tadı. Anlamı. Yani buradaki hareketler bile şu anlamlı böylece. Bir önce bir yön böyle. Hep aynı yönde yöneliyor. Aynı yön. Ondan sonra tekbir alınıyor, el kaldırılıp, el bağlanıyor Allah huzurunda, el bağlanıyor. Gözler secde ettiği mahalle bakıyor, sağa sola bakmak yok, uzak karşısına bakmak yok. Eller bağlanmış, kul Allah-u Teala burada tam teslim oldu, teslim oldu. Bir kısa hisse atayım inşallah, biraz geciktik ama. Medine Münevvere'de
bir muhterem zat vardı. Osman Efendi diye, Allah rahmet eylesin. Konya'da kendisi aslında. Bu çocukken Medine'ye yerleşmiş, babası getirmiş Medine'ye. Annesi Buharalı, babası Konyalıydı, Osman Hazretleri. Her açıdan, insanı kâmil her açıdan, ilim, ahlak, velayet her açıdan, insan üstü insan, öyle bir insan kendisi böyle. Hiç bunu kızını gören yok, öyle bir insan. Bir gün bir Türk hacısı, genç Konyalı da, sohbette Hoca Efendi sordu. Hocam dedi, namazda dedi, bazı birim kaşınıyor, sağlığına kaşınıyor. Acaba kaşıdan bir zararı var mı? Bu da aslında bir fıkıh konusu yani. Herkese bilmesi gereken bir konu bu. Orada aslında bu soru sorulmaz. Sordu. Rahmetli Osman Efendi Hazretleri, Allah rahmet eylesin, hemen cevap vermezdi böylece. Önce soru soran bakardı. Yani onun anlayacağı biliriyle ona cevap verirdi. Şimdi gence bir baktı. Yani 30 yaşında var gençte. Dedi ki, yavrum dedi ona, eşsizine diye askerlikte bir şey vardı, hazır ol diye. Hazır ol diye bir şey askerlikte baştan vardı. Yine var mı bu hazır ol diye bir şey askerlikte? Var hocam. Ne demek bu hazır ol? İşte hazır ol komutu verildi mi, böyle put gibi kalırsın, kımlamazsın böyle. Peki kim veriyor bu komutu? Yanbaşı da verir, çavuşu da, subay da verir. Peki yavrum dedi, bu komut verildi, komut verildi. Hazır ol da geçtin. O anda birinin kaçtı, ne yaparsın birinin kaçırsa, kaçır mısın? Kaçamazsın. Sinek konsa, kovamazsın. Arı ısırsa, bir şey yapamazsın. Bak yavrum be dedi, bak yavrum muhtemelenler. Onbaşı, çavuş, subay. Hazır ol diye komut veriyor sana, taş gibi cansız kalıyorsun orada böylece. Kımıldayamıyor, bakamıyorsun böylece. Namazda Allah komut veriyor, Allah veriyor komutu. Mevlam veriyor. Kulum, Mevlam veriyor değil mi? Kulum, huzuruma geç bakalım. Allah-u Ekber de bakalım. Allah-u Ekber. Peki dedi, namazda Allah huzurunda. Allah huzurunda dedi belli ki, Allah seni de görüyor, biliyor, gözlüyor. Mevlam seni. Herkes Mevlam biliyor bu şeyi böylece. O anda Allah'ın huzurundasın. Peki nasıl kaşırsın böyle de böyle, şahbaz birisin böyle de. Olur mu böyle de böyle? İşte adı cemaatimiz, İslam çok tatlı bir İslam böyle, yaşamak böyle. Ama içine girmek böyle, içine girmek. İşte bir insan gerek namazda, gerek namazın dışında, insan Allah'ı hatırlarken, zikrederken, ister Allah desin, İster Kur'an okusun, ister namazı olsun, ister tefekkür olsun. Bir insan Allah'ı hatırlarken, dili Allah derken, eğer kalbinde de onda Allah yönelmişse, onda kalbi de, dile kalbi Allah diyorsa, o kalbe şeytana girme izin yok. Giremiyor da. Giremiyor böylece. Kendine bekliyor böylece. Bekliyor böylece. Ama bir kalp gaflette, gaflette. Evet, kişi Kur'an okuyor. Hatta ünlü hafızdır. Yani dünya çapında hafızdır. Bağırır, çağırır. Muazzam ünlü hafızdır. Allah diye zikreder. Şunu bunu yapar. Kişi namazadır. Ama kalbi gaflette ama ya. Kalbi gaflette ise. Evet. Dili elemanlarına markiye bir şey okuyor böylece ama ne okuduğunun farkında, ne kıldığı rekatların farkında kişi. Yani gafletle kafasına bir program yüklenmiş şeytan tarafından, zavallı o programı hiç çalıştırıyor. Güya beden namazda, beyin başka programda ama beyin. Kalp gafil. Ne yapıyor şeytan? Evliyalar şeytanı görüyorlar muhteremler. Öşre görüyorlar keşif sahipleri. Kurbağa şeklinde fil gibi hortumu var diyorlar şeyin. Hortumu var, fil gibi yer böyle. Hortumu var diyorlar. Şeytan insan kaydıran dolaşıyor böyle. Bekliyor, kalbin gafil olmasını bekliyor. Kalp Allah'ın gafil olduğu anda hortumu uzatıyor, kalp yutma başlıyor böylece.
O anda kul kendine gelse, şöyle bir gönül kalbiyle, diliyle Allah derse, hemen çekiliyor. Hannas bu işte, hannas. Hannas, hemen çekilen bir şey böylece. Yok, kul gafletteyse ne yapıyor? Kalbi yutmaya başlıyor. Yutmaya başlıyor. Tamamen kalbi yutuyor muhtemelen. Yutuyor. Allah korusun. Yani gafil insanlar tam şeytanın etki alanında tamamen böylece. Onları yönlendirir. Harama baktırır, haram el dokundurur, haram yedirir, öfkelendirir, kim besettirir, adam öldürür, terörist yapabilir. Yapabilir Allah korusun böylece. İşte ne gerekiyor aziz cemaatimiz? Allah'tan kopmama gerekiyor böyle. Dille, kalbiyle Allah'ı çok zikredelim, Allah'a sığınalım. Lillahi Teala Fatiha.